İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV41 ekranlarında 7 artı programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin'le birlikte, sevgili Sadun abiyle birlikte 1,5 saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Ağırlıklı siyaset olmak üzere kentin gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Ama çok yoğun bir haftadan geçtik. İsimler üzerinde de çok konuşacağız. Çünkü birçok isim bu hafta yeni ve önemli görevler üstlendiler. Onları da konuşacağız. Vaktimiz kalırsa Kocaeli Spor'u, kenti konuşacağız. Kocaeli Spor'u konuşacağız ama bugün 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Kutlu olsun diyoruz. Başta çocuklar olmak üzere tüm milletimize. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Sen de bugün 23 Nisan'ı yazdın abi. Evet. Kutlayalım. Güzel, şenlikli olmuş. Ormanya'da kutlandı. Süleyman Demirel'de. Evet. Çok renkli görüntüler renkli vardı. Görüntüler yarın var. Bizim sayfa... Biz de öyle yaptık hemen neredeyse. Birinci sayfayı biz de hemen öyle yaptık. 23 Nisan yani yaptık. Yani hakikaten şey. Ya eskiden şey vardı çok böyle devlet Adem. Hani pandemide de konuştuk ya. Devlet daha somurtkan, daha devletin önde olduğu, devletin daha çok içinde olduğu bayramlar kutlanıyordu. Pandemi biraz değiştirdi her şeyi ya. Yani gülen, oynayan, şarkı söyleyen. Evet, falan güzel bayramlar kutlamaya başladı. Bu 23 Nisan tam çocuklar için güzel bir bayrama dönüştü. Evet, kutluyorum ben de herkesin. 23 Nisan hepimizi kutlu olsun. Şöyle söylemek istiyorum. Yani bana göre çocuklar hayatın anlamı abi. Bir sohbet düşünün, bir aile sohbeti düşünün. Ortada bir çocuk varsa... Orası şen şakraktır. O sohbetin, o şeyin enerjisi çok yüksektir. Çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Kuşkusuz Büyük Önder Mustafa Kemal de biliyordu. Yani hatırlatmak isterim. 12 yaşında babasını kaybetmiş bir liderden bahsediyoruz ve hayatı boyunca da 8 tane manevi evladı vardı biliyoruz. Onları bizzat büyüttü, yetiştirdi Mustafa Kemal. Ötesinde tabii 23 Nisan tarihsel somutluk gerçeklik içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu tarih, yani egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu daha savaş esnasında bir realite olarak ortaya koymuş bir liderden bahsediyoruz. Ama işin bu boyutu uzun uzun tartışılmalı ve konuşulmalı ve önemli. Çünkü o içinden geçilen süreçte gücü halktan aldığına, halkı dahi ikna etmek önemli bir meseleyken meclis kurup bir kurtuluş savaşı yönetmek büyük olay diye düşünüyorum. Ama daha büyüğü kurduğu şeyi, yapıyı çocuklara emanet edebilmektir. Aslında ilk önce Ulusal Egemenlik Bayramı olarak, Hakimiyet-i Milliye Bayramı olarak kutlansa da 21'de sonra 29 herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 1929'da Mustafa Kemal'in de hamilini yaptığı Himaye-i Eftel Cemiyeti. Onu bir çocuk bayramına dönüşmesi için ön ayak oluyor ve zannediyorum 29'da resmen çocuk bayramı da oluyor. 79'dan sonra da uluslararası bir kutlama zeminine kavuşuyor. Şimdi Mustafa Kemal'in güzel bir sözü var, Büyük Önder Atatürk'ün. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Yani Mustafa Kemal şunu biliyordu. Bir şey kurdular ama
var olacaksa gelecek nesillerin bunu alıp sırtlaması ve büyütmesi lazım. Onun için geleceğimiz çocuklarımıza ayrı bir önem atfediyordu. Bayramın da vesilesi aslında budur. Çocuklara bunu göstermekti. Tabii hani Atatürk bize çocuklara değer verin diyor ama çocuklara da elinizdeki cumhuriyetin, vatanın kıymetini bilin de diyor. Sizin sorumluluğunuzda. Bir toplum, bir devlet, bir millet dejenere olursa yıkılır, kaybolur, yok olup gider. Siz doğru kuşaklar, gelecek kuşaklar yetiştirirseniz, doğru değerlere sahip, o toplum çürüme yaşamaz, yok olmaz ve hani Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır diyor ya Mustafa Kemal. İşte o nasıl payidar olacak? Siz hep iyi nesiller yetiştirirseniz, gelecek nesillerinize yetiştirirseniz. Çok anlamlı ve önemli bir bayram bugün 23 Nisan. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, iyi ki bu milletin evladıyız ve iyi ki böyle büyük bir öndere sahibiz ki bizi ufuk verecek. Bugün 104 yıl sonra da böyle bir şeyi konuşturacak perspektife bizleri kavuşturmuş. Sonsuz şükranlarımıza da tüm emeği geçen Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesindeki emeği geçenleri de şükranla anıyorum, yad ediyorum. Evet, ben de. Nasıl yapalım şimdi? İzmit Belediye Meclisi vardı. Hı hı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi vardı. İzmit Belediye Meclisi ile beraber CHP'yi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte AK Parti'yi konuşalım. Ne dersin abi? Olur. Bakalım. Evet, yani vaktimiz de uygun bu bölüm içinde. Bir 10 dakikamızı kullandık daha. O zaman İzmit Belediyesi ile başlayalım. Şimdi İzmit Belediye Meclisi Cumartesi günü. Cumartesi. Sabah yapıldı. Öğleden sonra da Büyükşehir Belediye Meclisi yaptı. İki farklı film izler gibi izledik. Şimdi İzmit Belediye Meclisi'nde geçmişte çoğunluk yoktu CHP'de. AK Partililerin muhalif ediş tonlaması oldukça öne çıkıyordu. Bu meclis öyle olmadı. Daha sakin geçti. Ama o sakinliği yine Fatma Kaplan Hürriyet'in Ensar Vakfı ve TÜGVA protokollerini iptali, komisyona göndermeden oylatıp iptal etmesiyle geçti. İlk mecliste evet, yani Ensar ve TÜGVA meselesini geçen dönemde gündeme getirmişti Fatma Hanım. Ancak iptal ettirememişti. Şimdi nasıl buldunuz Sadun abi bu hamleyi? Ne yorumladınız? Bir anlatır mısınız? Yarın da böyle bir yazı yazdınız, evet, herhalde. Evet, yazdım. Hem oradan konuşalım. Benim de söyleyeceklerim var. Seçimde tespih ve takke dağıttı. Şimdi protokolü iptal ediyor, etti diye bir başlıklı bir yazı yazdım yarına. O da şu. Ya şimdi bazen usul esastan önce gelir. Şimdi Fatma Hanım, bazen değil biliyorsun, hukukta biçim, usul esastan önce gelir. Eğer yanlış bir yargılama usulü varsa karar doğru da olsa iptal edilir biliyorsun. Evet. Şimdi 25 yıl olması sorunlu olabilir. İçinde başka konular olabilir. Sorun. Yani bu ne karşı çıkılabilir? Yani bu protokolün eksikleri, yanlışları, hataları olabilir. Ama şuna en fazla benim itirazım. Diyorum ki yani Allah'ın günleri mi bitti? İlk meclis, ilk toplantı, ilk oturum da bunu atıyorsun. Bunu
Yani bunun ne kadar tartışılacağını, kenti kutuplaştıracağını, ayrıştıracağını ve siyasi bir mekanizmaları hareketlendireceğini bilerek bu ortaya atılıyor. Dolayısıyla burada siyaset var. Bak mesela şey bana göre daha anlamlı, daha önemliydi. Kreş müdürlüğün kurulması ama öne geçmedi. Kreş içinde ukde kalabilir. Geçen dönem vermediniz. Bak şimdi meclis çoğunluğun var. Şimdi yapıyorum diyebilirsin. Çok haklısın. Çok haklısın. Çok doğru. Ama kreş müdürlüğü kurulmasına benim de hiç itirazım yok. Çünkü orada geçen dönem AK Parti, özür dilerim abi sözünü kestim ama kaldığın yerden hani bu önemli diye düşünüyorum. Hatta biz burada eleştirdik. Ya bırak kreş müdürlüğü, hani şu söyleniyordu AK Parti'de. Efendim işte bu sosyal hizmetler müdürlüğünün içinde yapılabilir vesaire vesaire. Ya tamam yapılabilir. Öyle yapmak istemiyor. Evet. O zaman bırakın. Bırakın kendi bildiği gibi yapsın, yapsın Fatma evet. Hanım diyorduk ki burada da söyledik evet, biz bunu. Evet, evet, onun için onu kreş müdürlüğü yapılmasını ben yadırgamadım. Evet dedim doğru. Haklı doğru. Bunda hiçbir problem yok. Problem yok. Ama yani milletin gözüne sokarak ilk toplantıda TÜGVA ve Ensar Vakfı'nın protokollerini iptal ettim dediğin zaman bunun yaratacağı tartışma biliyorsun. O tartışmayı fişekliyorsun aslında. Ha demedin. Yani bu 3-5 ay sonra ya bu yanlış. Efendime söyleyeyim bu kadar 25 sene verilebilir mi? 5 dönemin belediye başkanlığı dönemleri ipotek altına aldı falan filan diye kamuoyunda konuşup tartışabilir, oluşturabilirdi. Ondan sonra iptal edebilirdi. Ama bu öyle olmadı. Burada amaç şey siyaset. Siyaset. Şimdi benim yarınki yazımda onu söyledim. Ya şimdi Fatma Hanım TÜGVA veya Ensar Vakfı mütedeyin ya da muhafazakar mahallenin iki tane STK'sı. Ama Fatma Hanım seçimlerde şey dağıttı, takke dağıttı, seccade dağıttı, cami dolaştı, sabah camileri dolaştı, oralarda tesbih dağıttı şeylerin içinde. Yasin-i Şerif dağıttı, kitapçık. Şimdi Özgür Özel, tam Özgür Özel'e getireceğim. Geçen hafta sonu İzmit ve Büyükşehir meclisleri yapılırken Özgür Özel de Türkiye'deki bütün belediye başkanlarına bir şey yaptı. Bir toplantı yaptı. Orada işte sen detaylarına girebilirsin. Mealen söyleyeceğim. Biz tribünlere oynamayalım. Halkın ihtiyaçlarına odaklanalım. Allah razı olsun. Bunlara oy vermedik ama yarın bunlara oy verebiliriz. Bunlardan Allah razı olsun diyecek projeler yapın. Diye sesleniyor belediye başkanlar. Şimdi burada yapılan İzmit Belediyesi'nde yapılan bu değil. Yani bu Ensar'la TÜGVA üzerinden aslında muhafazakar ve mütedeyin mahalle biraz hırpalanmak istiyor. Daha doğrusu seküler tribünlere bir şey mesaj gönderiliyor. Benim özetle şey yapmak istediğim. Dolayısıyla bunu yanlış buldum. Doğru değildi. Belki 3-5 ay sonra anlatılarak, uzlaşılarak bir orta nokta bulunabilir. Ensar kullanmıyor zaten. Hı? Ensar Vakfı kullanmıyor zaten. Şimdi bilmiyorum bitti mi abi? Bitti, bitti. Nokta koydun mu? Ben şimdi ben de belediyecilik yaptım, sen de yaptın. STK'larla ilgili Fikret Başkan zamanında ben de bazı STK'larla belediye arası ilişkileri kurulmasında çalıştım. Çalıştım canım. Aktif görev aldım. Evet. Kendine yakın dünya görüşü olan STK'larla belediyeler çalışır. Onlara yerler de verir. Biz de verdik zamanında. Evet doğru. Bunu yanlış diyemem. Süresi konuşulabilir ama süreyse mesele kardeşim sana verilmiş ama bu 25 yılı gel anlaşalım. Atıyorum 10 yılda sınırlayalım. Gelecek belediye başkanını ipotek altına almayalım diyebilirsin. Bu konuşulabilirdi. Pragmatik bir tavır olurdu. Fatma Hanım onu yapmadı ve daha ilk meclisinde bu ikisini
Ensar ve Türk Vakfı'nın protokollerini iptal etti. Muhakkak alkışlayanlar var. Muhakkak alkışlayanlar var. Ama şimdi çok ironik, aynı gün senin de söylediğin gibi Özgür Özel, CHP Genel Başkanı, yerel yönetimler stratejisini açıkladı 2024'e dönük. Yani 2024'de nasıl gideceğiz? Biz kendimizi nasıl anlatacağız halka? Diyor ki, bir kere popülizmden uzak durun diyor. Ya Allah aşkına, ilk meclise böyle bir şeyin gelmesini tırnak içinde biz ne olarak okuyacağız? Popülizmin dik alası. Yani bu, evet, yani niye böyle? Hadi bunu dediler ki popülizm değil. Biz bir şeyin gereğini yapıyoruz diyebilir. Hanım, evet. Ki diyor ki biz işleteceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz hiçbir öğrenciyi. Zaten öğrenciyi mağdur edersen yandın yani. Öyle şey mi olur? Öğrenci bu yani. Hangi dünya görüşünden olursa olsun öğrenci öğrencidir yani. Şimdi buraya geçtim, diyor ki sorunlara değil çözümlere odaklanacağız diyor. Özgür Özel. Özgür Özel. Yani bak tekrar diyorum, sorunlara değil çözümlere odaklanacağız. Ya biz İzmit'te hep sorunlara odaklı bir belediyecilik görüyoruz. Sorun var, sorun var, sorun var, çözüm. Özgür Özel demiş ki tarafsız olacağız. Eşitlik kurallarına uyacağız. Eşit davranacağız ve kurallara uyacağız diyor. Eşit davranacağız. Yani siyasi görüşüne bakmaksızın, yani bunun içine STK'lar da girer. Eşit davranacağız diyor. Böyle bir davranış var mı? O da yok. Peki kurumsallaşma ve vizyon projeleri öne çıkacak diyor. Toplum değerleriyle barışık olacağız diyor. Ya bunu önce Özgür Özel'in herhalde İzmit'e anlatması lazım. Muhtemelen bu belgeyi Fatma Hanım bunlar tartışırken görmemişti. Çünkü eğer bir performans değerleme yapılırsa bundan Fatma Hanım sınıfı geçemez. Ha Fatma Hanım şöyle bir şeye oturdu. Ben keşke Büyükşehir Belediye Başkan adayı olsaydım. Olsaydım. Tutan mı vardı? Tutan mı vardı ama olsaydım. O zaman şu İzmit'i bir zaten çoğunluğu da aldım, halledelim. Biz gözü biraz Büyükşehir'e dikelim moduna geldi. Zaten Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçen dönem hiç konuşmamış Fatma Hanım. Bu dönem grup başkan vekili oldu. Yani grup sözcüsü. Şimdi bunu doğru okumak lazım. Ve Hürriyet kendi meclisinde şunu dedi. Bu mecliste uzlaşı olsun dedi. Tamam. İzmit Belediye'me ki benim duygu düşüncemi herkes biliyor. Evet, uzlaşı olsun. Zaten 4 yıl hizmet edersin. 5. yıl siyaset yaparsın. Yaptıklarını anlatırsın. Ben daha iyi yaparım diye anlatırsın halka. Bu iş böyledir. Kimse siyaset yapmasın demiyorlar. Birbirine hiç laf söylemesinler de demiyor. Ben böyle bir şey söylemiyorum zaten. Ama bu mecliste uzlaşı olsun diyen bir başkan gidip Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dönen grup sözcüsü olarak orayı siyaseten harman yerine çevirecek bir dil kullanmaz. Ya da kullanmamalı. Ya bu yanlış, ya bu yanlış. İkisi birden doğru olamaz. Ha bana göre uzlaşı kültürü, bak toplum kavgayı seyreder ama sevmez. Bak Fatma Hanım kavga ederek kazandığını zannediyor. Büyük çelişki, büyük yanılgı. Fatma Hanım kavga ettiği için tekrar ikinci dönemi kazanmadı. Ekonomik meseleler AK Parti'yi aşağıya çekti. Fatma Hanım iyi belediyecilik yaptı, yukarı gitmedi. CHP yukarı çıkmadı. Burada konuştuk bunu. Yani
şöyle okunuyorsa doğru değil. Bak ben geçen dönem kavga ettim çok. Halkta hangi belediyecinin doğru olduğunu bana gösterdi. Hayır, senin oyların düştü. 107 binden 102 bine düştü. 102 bine düştü. Evet. Büyükşehir'in de düştü. Ama oradaki topyekün düşüş var. CHP'de görece olarak yükseliş vardı. Seninkilerde yükselmemiş. Sertif Gökçe'de yükselme var. Evet. Ahmet Çalık'ta, Karamürsel'de yükselme var. Demek ki İzmit'teki mesele senin belediye başkanlığının teyit edildiği anlamına gelmiyor. Konjonktürün bir getirisi olarak görünüyor. Ha, Fatma Hanım bana göre hani konjonktür böyle olmasa da şanslı bir adaydı. Kazanabilirdi. Neden? Neden? Çünkü topyekün AK Parti'nin iktidar olduğu bir kent fikri seçmene çok da sıcak gelmiyor. Burada güçlü bir aktör var, Tahir Büyükakın diye. Ya biz muhalefet de ölmesin, güçlü olsun bir yerde birkaç noktada dendiğini de toplum tarafından biliyoruz. Evet. Görüyoruz, biz gazeteciyiz yani. Bu yaptığın belediyeciliğin onaylanması anlamına gelmiyor. Bunu doğru okumaları lazım. Bunu doğru okuması lazım Fatma Hanım'ın. Okuyor mu? Emin değilim. Doğru okusaydı bir pişmanlık içinde, ah keşke Büyükşehir aday olsaydım. Ya olsaydın ki hani ettiğimiz uzun en son sohbette Fatma Hanım dedi ki yani Büyükşehir'e mi olmalıyım, İzmit'e mi aday olmalıyım noktasında bir şey söyledi. Şunu söyledim, hani artık bugün seçim bittiği için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dedim ki Fatma Hanım, siz 3 yıl Büyükşehir Belediye Başkanı gibi davrandınız, adayı gibi davrandınız ve konuştunuz, buna göre siyaset ürettiniz, bir anda geri çekilmeyin. Kaybedebilirsiniz ki muhtemelen kaybedersiniz. Ama siyaset dik durmayı gerektirir. Böyle bir şey gerektirir demiş kişiyim ben. Şimdi bugün Fatma Hanım eğer diyorsa ki ben keşke Büyükşehir aday olsaydım. Yani keşke olsaydınız yani. O zaman. Ama bugün o keşke üzerinden siyaset üretmeyin. O keşke üzerinden siyaset üretmeyin yani. Bence orada ciddi bir stratejik hata yapıyor Fatma Hanım. Konjonktürün rüzgarını kendi başarısı gibi algılıyor. Evet. Bak geçen dönem Fatma Hanım muhalefetin tek belediye başkanıydı. Şimdi grup başkan vekilliğini almış ama bak toplumun önünde Karamürsel ve Derince diye iki tane belediye daha var. Onların nasıl belediye başkanlığı, belediyecilik yapacakları da önemli. Aynı şekilde mi yoğurt yiyecekler? Ben sanmıyorum pek. Yani herkesin farklı tarzı. Tarzı var, bir kere kişilikler farklı. Sertif Gökçe dengeli, uzlaşmacı bir adam. Hizmet etmek ister. Derince halkına hizmet sunmak ister. Önce politika demez. Yani ben öyle düşünmüyorum yani. Onun için ya bu mesele farklı bir mesele ya. Yani ben daha ilk günden çıkmış bu harareti anlamıyorum. Olmaması harareti gerekirdi. Anlamıyorum ya. Yani. Ne kadar vaktimiz var arkadaşlar bu bölümle ilgili? Bir yani şöyle o zaman birkaç cümlede şeye söyleyeyim. Sonra senin reklamdan sonra senin şu CHP başarısında Kılıçdaroğlu'nun rolü başlıklı bir yazım var abi. Biraz ona değinmeni isteyeceğim ki hani İzmit Belediye Meclisi'de onu konuşmuş olalım. Ama şunu söyleyelim. Mecliste birinci başkan vekilliğine Mehmet Ümit Küçükkaya, ikinci başkan vekilliğine de Cengiz Özcan seçildi. Evet. Grup başkan vekilliğine onu kim? Gençtürk. Nazım. Gençtürk. AK Parti'de de Aykut Bozkurt grup başkan vekiline seçildi. Tebrik ediyoruz. Şimdi Mehmet Ümit Küçükkaya belli ki bu dönem Fatma Hanım'ın
Yani Çetin Sarıca gibi mi olacak? Biraz Çetin Sarıca gibi. Çetin'i çok severim ben. Hani Mehmet Ümit Küçükkaya'yı da severim. Yalan yanlış bir şey söylemem. Cengiz Özcan'ı da iyi tanırım, severim. Hem tebrik ediyorum, başarılar diliyorum ama Fatma Hanım'la aynı kulvarda koşmanın zor olduğunu da onlara hatırlatmak istiyorum. Yani Hakan Tanta, Süleyman Şen, yani onlar koşamadılar biliyorsun abi. Yani koşamadılar. Bir orada aynı duruma düşmezler inşallah diyorum. Bir reklam arasına gideceğiz sevgili izleyenler. Sonra Sadun abinin biraz CHP başarısı üzerine bir yorumunu alıp oradan Büyükşehir Meclisi'ne geçeceğiz. Şimdi reklam arası. Birlikte sevgili izleyenler, 7 artıda İzmit Belediye Meclisi'ni konuştuk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ona bağlayarak konuşmak istedim. Bu hafta aslında sakin bir hafta ama senin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir yazın vardı. Kemal Bey'in kattığı, CHP'ye kattığı şeyleri yazdın abi. Bir onunla özetleyelim, sonra Büyükşehir Meclisi'ne geçelim, hem AK Parti'ye geçelim. Şimdi CHP'yi konuşuyoruz. Yani sen de yazdın, ben de yazdım. CHP evet birinci çıktı. Dip dalgası mı vurdu? CHP rüzgarı mı esti? Yok. Yani ben güzel bir şey var, sürekli onu alıntılıyorum. Pazar sabahı CHP'liler sandığa giderken İmamoğlu acaba kazanır mı kazanmaz mı diye tereddütlü, temkinli, kuşkulu bir soruya cevap arar biçimde sandık başına gitti. Öyle mi? Hepimiz gittik. Herkeste bir tedirginlik vardı. Herkeste. Akşam oldu, gece 11-12'den sonra vah tüh be, az daha Çorum'u da alıyorduk. Çorum'u nasıl kaybettik? Nasıl kaybettik? Yani bu ruh hali aslında CHP'nin özeti. Ya ama bu kadar mı tahmin edilemez, değil mi? Yani gerçekten ya acaba İmamoğlu kazanacak mı endişesiyle giden Cumhuriyet Halk Partililer, ya Çorum nasıl elden kaçtı kardeşim diye geceyi tamamladılar. Yani bunun izahı var mı? Mizahı var. Ama izahı nasıl yani? Şimdi o izah kısmına. İşte onu sen yazdın, onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi hakikaten öyle oldu. Yani şimdi bazıları diyorlar ki ya dip dalgası vurdu, ya yenileşme işte. Tamam, hepsinin etkileri var biraz ama yok. Bak 1989'u yaşadık birlikte. 89'un rüzgarı 87'den belliydi. Ama 89'da hakikaten SHP rüzgarı esti. Türkiye genelinde. Bir dip dalgası oluştuğu belliydi. Ve bir sonuç alındı. Bu sefer öyle değildi. Sabahleyin İstanbul seçimi alınabilir mi alınamaz mı diye tereddütle CHP sandık başına gidiyor. Gece yarısı da Çorum gibi muhafazakar bir ilin asfaltta böyle kaybedilişine hüzünlenerek geceyi kaybedebiliyor. Aslında bu CHP'nin başarısı, başarı hikayesi, birinci gelişinin 35 yıl sonra birinci gelişinin özeti. Şimdi ben dedim ki bu tabii sonuçlar üzerine böyle düşünürken, yani peki burada bu başarıda rol kimin? Kılıçdaroğlu'na şeyim çıktı. Bu sorunun cevabını ararken Kılıçdaroğlu karşıma çıktı. Nasıl? Kılıçdaroğlu'yu nasıl buldum? Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti konsolide etti. Yani Millet İttifakı dağıldı. Tepede dağıldı. Ama vatandaş sandıkta ittifakı kurdu. Meral Hanım'ın hür ve müstakil seçime gireceğim anlayışı bütün partileri aynı yola soktu ve bütün partiler ayrı ayrı seçimlere girdiler. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Cumhur İttifakı'nın karşısında bir tek o önde ana muhalefet, onunla yarışan Cumhuriyet Halk Partisi adayları gözüktüğü için muhalefet partilerinin tabanları CHP'ye konsolide oldu. Ama bu geçiş kolay olmadı Adem. Eskiden sağ partilerden CHP'ye bu kadar kolay geçiş olmuyordu. Ben işte burada Kılıçdaroğlu'nu arayıp buluyorum. Şimdi mesela en basit doğru bir yerden yakalıyorsun abi.
En basite eskiden sağ CHP'nin boyu uzamazdı. Uzamaz. 20-25 bandındaydı. 37'ye hiç çıkmadı. 30'a çıktı yine bir şeyle beraber işte 30-31 Cumhurbaşkanlığında şey buldu Muharrem İnce ama o da ittifaklarla falan. Şimdi dolayısıyla sağ seçmen CHP'ye oy vermiyordu. Oy vermiyordu. Peki bu nasıl oldu da verdi? Mesela çok basit izleyicilerine şu örnek vermek istiyorum. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 102 bin oy aldı. 102 bin. 70-75 bin civarında CHP oyu var. Bu kadar. Üstü nereden geldi? 30 bin civarında İYİ Parti'nin oyu var. Kamil Şirin 3 bin oy aldı. 2999 oy. 27 bin oy yok. Ha diyelim bir 2 bin sandığa gitmediyse 25 bin, en az 25 bin oy Fatma Hanım'a gitti. İYİ Parti normalde gidip verir mi CHP'ye? Ya da Saadet'i veya diğerleri nasıl verir? Ha şimdi oraya geliyoruz. Kemal Bey 2018'de Millet İttifakı'nı kurdu. Saadet'le, Demokrat Parti'yle, İYİ Parti'yle. 2018'de kurdu, seçime beraber girdiler. İlk defa birlikte birbirlerine oy verdiler. 2019'da İmamoğlu'nun seçimi kazanmasında Meral Hanım çok kulaklarını çınlatalım, çok söyledi. Ankara'da Mansur Yavaş'ın CHP'li adayların kazanmasında hep İYİ Parti'nin kazandır. Ya İYİ Parti'de bir el alışkanlığı oluştu CHP'ye oy verme konusunda. Doğru. 2019'da. Bunda da Kemal Bey'in. Kemal Bey. Yani Kemal Bey ayrıca ne var? Yine bu seçimi etkili faktörlerden biri olarak İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı görüyorum. Onları da kazandıran yine Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu Millet İttifakı sağ seçmenin CHP'ye oy verme el alışkanlığı oluşturdu. Dolayısıyla diyorum ki Millet İttifakı bozulmuş olmasına rağmen o seçmen daha önce oluşmuş, 2 defa 3 defa CHP'ye oy vermiş sağ seçmen bu kez CHP'li adaylara oy verdi. Bu anlamda Kemal Bey'in rolü oldu diye bir yorumda bulunuyorum ben seçim analiz ederken. %100 katılıyorum sana. Yani öyle güzel özetledin abi, üzerine söylenecek laf yok. Kemal Bey, ben bunu 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra söylemiştim. Kemal Bey çok iyi bir seçim kampanyası yapmış ama oylar artmamıştı. Hı hı. Çok hafif artmıştı. Dediler ki ya bunca gürültü çıktı. Dedim ki bir şey kaçırıyorsunuz. Bu seçimde evet oy almadı Cumhuriyet Halk Partisi ama CHP'ye oy vermem kesinlikle diyen insan sayısını daralttı. Merkez sağdaki seçmen ya acaba o iyi olursa niye vermeyime doğru evrilen bir sürece soktu. Bugün geldiği noktada da kendine yakın isimleri gördüğünde o seçmen oy da veriyor. Bunu da kabul edelim. Şimdi biraz AK Parti ve Büyükşehir konuşalım mı? Evet. Büyükşehir meclisi daha sakindi. Fatma Hanım biraz... Fatma Hanım'la galiba gençtik, Nazım da biraz. Nazım da işte bir... Taze tabii, yeni, bir, onun için heyecanlı. Heyecanlıdır da biliyorsun. oradan şeyi söylemeye çalışmış. Nedir o? Bu bir kitap basımı ile ilgili şeyi söylemişler. Tayyip Büyükakın cevabını vermiş. Program. Evet, program kitapçının basımı ile ilgili 98 yerden teklif aldıklarını söylemiş. Tayyip Büyükakın. Şimdi CHP İzmit'i ne kadar sakin geçirirse Büyükşehir'de o kadar gergin geçirtmek istiyor. Bu anlaşıldı. Bir stratejik hamledir. Bir yere kadar anlıyorum ama mesela canlı yayın teklifini Tayyip Büyükakın'ın kabul etmesi şu. Diyor ki meydanı da boş bırakmayacağım bak. Kavga mı etmek istiyorsunuz? Edelim. Edelim o zaman. Kavga etmek istiyorsanız edelim diyor. Şimdi bir suçlamada bulunacaksanız ispat edeceksiniz demiş. İspat edecek ki artık yani öyle mi oldu? La orada bir şey söyleyemeyeceksiniz. Bu önemli.
Bütçenin gerçekleşme, giderlerin gerçekleşme oranı %88 olmuş. Geçen sefer %95'ler civarındaydı sanki. Galiba. Biraz daha yüksekti. Nedenini bilmiyorum. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi bu, bunun böyle gerçekleşmesi? Onu da tam bilmiyorum ama az gider yapmış Büyükşehir. Belki biraz daha opsiyonlu davranmışlardı, daha çok harcarız diye. Belki ondan kaynaklandı. Ama en çok şu daire başkanlıklarını bir arada toplayacağız şeyine takıldım. Ben atladığım bir şey var. Demek ki bir yerleşke, yeni bir yer yapılacak ve oraya toplanacak bu. Ve orada da hani bu kiralamaları kısa vadeli yapmamın sebebi yeni bir yeni yerleşim, daire başkanlığı yeni yerleşiye taşınacak. Hani dışarıda kiralanan herhalde bir kiralanan bir yer, evet. Şunu söylemiş, bak bu çok hayati bir cümle, biliyor musun? Hani ya sen kiralamaları kısa vadede kısa yapıyorsun, zarara uğratıyorsun falan. Tahir Büyükakın demiş ki ben daha kendim için, kendi odam için bir çöp almadım demiş. Doğru. Bak Tahir Büyükakın, siyaseten eleştirebilirsiniz, kabul etmezsiniz, ben anlarım. Ama şatafatlı yaşıyor. Şatafat içinde başkanlık yapıyor. Hani diyorlar ya başkanlık katını açtık bilmem kaç tane jacuzzi öbür taraftan bilmem ne. Yani Tahir Büyükakın'ın böyle bir şatafatı olmadığını bak. Böyle bir şatafat içinde belediye başkanlığı yapmadığını, kendisine bir çöp almadığını biliyoruz. Eski koltukluya gidiyorsun sen de, ben de gidiyorum yani, biliyoruz. Hala eski dönemin şeyleri var, makam odası. Yani bu çok mu ahamşan bir şey? Ha, bunca eleştiri içinde önemli bir şey. Yani ülke geneline bakıp tabii, da böyle ülke geneline baktığın zaman bu, böyle bir belediye başkanlığı mantığı doğru. Partisinin güzel. Üzerinde 10 puan çıkmış. Tabii. En yakın rakibine o 17 puan fark atmış. Bak, şey olmuyor yani, o ne durup dururken olmuyor yani anlamında. Şimdi Tayyip Büyükakın'a her şeyi söyleyin. O yanlış bu. Bazen ben de söylüyorum. Ya hocam onu yanlış yaptınız, bunu böyle yaptınız falan. Ama Tayyip Büyükakın'a hırsız diyemezsiniz. Şatafat içinde. Hiç diyemezsiniz. İşte belediye başkanlığı yapıyor. Hiç diyemezsiniz. Böyle bir lüksünüz yok. Çünkü böyle bir şey yok yani. Hayatı ortada. Nerede yaşıyorsa aynı yerde yaşıyor. Herhalde. Bağçeşme'nin üstünde bir yerdeymiş galiba. Evet, yok özel mekanları söylememek lazım ama. Yani öyle yani. Hayatında bir değişiklik olmayan. Enteresan bir siyasetçi Tahir Büyükakın. Ha bu dönem daha farklı bir Tahir Büyükakın görür müyüz? Bence en azından mütevazeliğini koruyacağını düşünüyorum. Ha onları koruyacaktır. Mesela şimdi Fatma Hanım onu şeye çekmeye çalıştı. Tartışmanın içine. Eyvallah ama o biliyorsun mazbata alırken söyledi. Bizi kavgaların içine çekmeye çalışacaklar dedi. Düşmeyeceğim. Ben kavga eden taraf olmayacağım dedi. Bak şimdi abi. İki tip belediyecilik anlayışı var. Evet. Bir tanesi kavgadan besleniyor. Sen yazdın bunu. Yazdım, ha. Yazdım. O yüzden söylüyorum. Yani birincisi tecrübe üzerine inşa edilmiş belediyecilik yapmaya, sorun çözmeye çalışan belediye başkanı tipi. Öbürü de kavga çıkartan, kısa vadeli algı üretmeye çalışan bir belediye başkanı anlayışı var. İkisi de iş yapar mı? Bak yapabilir. Alıcısı var. Alıcısı var. Ama hangisi doğru dersen birincisi doğru. Tayyip Büyükakın öyle belediye başkanlığı yapıyor. Bunu yani hizmete odaklı. Evet, hizmete odaklı belediyecilik yapıyor. Bunu şimdi Fatma Hanım'ı görüyoruz. Büyükşehir Meclisi'ni kavga zemini olarak kodlamış. 5 yıl orayı, yani bundan sonra oraya o koltuğa oturabilmek için o kavgayı yapmak istiyor. Ya siyaset tabii ki yapacaksın. Bak hedef koymakta da haklı, yani hakkındır. Ama daha dün seçim bitti ya. Yani biraz şey havası var mı? 5 senelik maratonu 100 metre gibi koşmak. Ya yani şöyle bravo, çok güzel söyledin. Bak Tahir Büyükakın başladığında ya partisi olmasa
nereden seçilecek diyen insanlar 2019'da 2024 seçimine doğru giderken ya Tahir Büyükakın var kardeşim, CHP nasıl seçim alacak demediler mi? Hepimiz gördük. Şimdi Tahir Büyükakın elbette ki politikada yapıyor ve hedef olarak hizmetler üreterek toplumun nazarındaki algısını buradan buraya getirdi. Getirdi, biraz önce sen söyledin. AK Parti Türkiye ortalamasını 4 puan üzerinde alıyordu. Tayyip Büyükakın 10 puan üzerinde aldı. Yani şimdi böyle baktığın zaman 10 puan ve aldı. Ve Türkiye haritasının neredeyse kırmızıya boyandığı bir konjonktürde, bir ortamda. Yani, yeniden refahın her tarafta estiği, CHP'nin her tarafı aldığı bir ortamda yeniden refah burada fazla mesafe alamadı ve CHP burada şey yapamadı. Bu evet. Tahir Büyükakın faktöründen. Evet, yani kavga etmek istemiyor Tahir Büyükakın. Şimdi ben şunu söylüyorum. Fatma Hanım 5 yıl sonra seçimini hesaplayacağına ay sonu maaşının ödenmesini hesaplaması lazım. Hemen bu ay maaş ödeyemez demiyorum. Bu problem bütün ilçe belediyeleri için de geçerli. Oraya odaklanması lazım başkanım. Fatma Hanım, İzmit'in öncelikli ihtiyaçlarını hesaplaması lazım. Bak kavga bir yere kadar. 5 yıl gitti. Ama 10 yıl sadece kavga çıkartarak olmaz. Hizmet lazım. Ha, hiç hizmet etmiyor da demiyorum. Ama odak noktası bu, hizmet olması lazım diyorum. 3. Belediye esnafa olan borçları var belediyenin. Ona odaklanması lazım. Bir mesela çok sayıda işçisi vesaire var. Bir yatırım bütçesi oluşturmaya odaklanması lazım. Ben kavga eden kaybeder diyorum ama sen de mesela başlangıç için güzel bir yazı yazdın. Ya önce esnaf ve işçi borçlarını ödeyin dedim. Birkaç cümle de sen oradan abi şey yaparsan. Ya şimdi bayram geldi, mazbatalar ha hu derken zaman akıyor. Evet. 3 hafta geçti. Ama ben şimdi mesela İzmit'te duyuyorum esnaflardan. Çok fazla alacağı var insanlar. Yani biraz şey vade tanıyorlar. Hadi diyorlar mazbatayı alsın. Hadi seçimleri yapsınlar. Hadi makama otursun. Hadi 3 gün geçsin, 1 hafta geçsin. Hadi bir hayırlı olsun diyelim. Hadi bir nefes alsın. Seçimin şey heyecanı biraz soğusun falan diyor ama esnaf burnundan tutuyor. Öyle gergin. Üstelik ekonominin bu kadar kötü olduğu bir ortamda esnaf 6-7 aylık, bir senelik alacaklarını bekliyor. Yükleniciler var. Bir iki tane yükleniciyle karşılaştım. Onlar da istikak peşinde. Ya bir de bazı işçilerin böyle alacakları olduğunu söylüyorlar. EYT alacaklarının bir kısmının kaldığını söylüyor. Dolayısıyla işin özeti başta kendi çalışanı olmak üzere, ondan sonra hizmet ve malzeme satın aldığı esnaf, daha sonra da yüklenici firmaların borçlarını ödemek zorundalar belediyeler. Öncelikle buraya odaklanmak zorundalar. Evet, üst düzey yöneticilerini atacaklar, yeniler için, yeni seçilenler için diyorum. Eskiler, mevcutlar ya da ikinci dönem Fatma Hanım gibi devam edenler, işte Yasin Özlü gibi ya da bir başka yerdeki gibi devam edenler bazı ufak tefek değişiklikler üst yönetimde yapabilirler. Onlar kendi bilecekleri iş ama herkesin önündeki birincil konu işçi maaşlarını ödeyecekler, esnafa olan borçlarını ödeyecekler, ondan sonra da yükleniciye olan borçlarını ödeyecekler, sonra bunu devamlı hale getirecekler. Vallahi başkanlar şunu unutmasınlar. Bugünkü seçim sonuçlarını ekonomi şekillendirdi. O ekonomi yarın onları da vurabilir. Onları da şekillendirir. Bak. AK Partili CHP'li fark etmez. Büyükşehirinden en küçük belediyesine, Dilovası'na kadar, Kandırası'na kadar, Karamürsel'ine kadar. Ekonomimizi düzgün tutun kardeşim. Yatırım bütçesi oluşturun. İşçinizin maaşını zamanında ödeyin.
har vurup harman savurma dönemi 2009'un başında söylüyorduk ya. Ondan fersah fersah daha ağır bir tabloyla karşı karşıyasınız. Bak kesinti tartışması konuşuluyor belediyelerden %20. Ha ben umarım öyle bir şeye ihtiyaç duyulmaz. Yani bu iktidar içinde çok doğru anlaşılmaz, onu da söyleyeyim. Ama belediyeler ne yapar olduğu zaman? Büyük sıkıntı. Şimdi isimlere geçelim. Evet. Fatma Hanım grup başkan vekili olunca AK Parti'de de grup başkan vekili bir kadın oldu. Berna Abiş. Evet. Ama Berna Abiş'in tek görevi grup başkan vekili değil ha. Aynı zamanda Büyükşehir Başkan Vekili de Berna Abiş. Ben ilk önce onu anlamakta zorlanmıştım. Berna Abiş'in iki kritik görevi var. Bir grup başkan vekili, bir de Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba'yla beraber. Yani Yaşar Çakmak'ın yaptığı görevi iki kişi yapıyorlar. Doğru. Gebze tarafında Hasan Soba yapacak. Merkez binada da Berna Hanım yapacak. Grup başkan. Evet. Aynı zamanda Berna Hanım grup başkan vekili. Tamam, zaten doğru. Bugün neredeki 23 Nisan'ın etkinliğinde Büyükşehir'i Berna Hanım temsil etti. Öyle mi? Ha, dikkat etmedim ben. Evet. Şimdi Berna abişi ben milletvekilliği listesinde iyi bir yerde bekliyordum. Olmadı. Ama burada etkin bir göreve geldi. Şaşırdın mı? Hayır. Onu söyleyeyim. Şimdi ben bir parantez açabilir tabii, miyim? Tabii. Reklama gideceğiz ama bir cümle alalım. Bir cümle. Buran Abiş, Abiş soyadından izleyiciler hatırlayacaklardır. Ulaşlı eski belediye başkanlarından Buran Abiş ve Nihat Abiş'in yeğenleri. Hatta Buran Abiş Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarından. Yakın yol arkadaşlarından. Yakın yol arkadaşlarından. Dolayısıyla zaman zaman görüşürüz. Berna Hanım'la ilgili yeğeni olduğunu, sahip çıkmamız gerektiğini zaman zaman bize söylediği olmuştur. Berna Hanım'la çok fazla ben tanışmıyorum. Ben de çok tanımıyorum. Tanışmıyorum ama Buran Abiş'i, Nihat Abiş'i tanıyoruz hepimiz. Dolayısıyla siyasetçi bir aileden gelen, bir sülaleden gelen. Zaten Gölcük ilçe başkan yardımcılığı yapmış. Ondan sonra Gölcük Belediye Meclis Üyeliği yapmış. Sonra Büyükşehir Meclis Üyeliği. Kendini pişirmiş, yetişmiş, tecrübe kazanmış bir bayan. Başarılar diliyoruz. Evet, başarılar Meclis diyoruz. Başkan vekilliklerine de Zinnur Büyükgöz geldi. Ve o zaten öyleydi. Mustafa Kocaman da ödüllendirildi gibi hani en yüksek oyu. Bana da evet en yüksek oyu. Oradan bir şey var. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bir reklam arası verelim. Büyükşehir ile ilgili önemli bir gelişme daha oldu. Balamir Gündoğdu bakanlığa gitti. İçişleri Bakanlığı'na. Onu da reklamdan sonra konuşacağız. Tekrar birlikte sevgili izleyenler. 7 artının son yarım saatinizde Sadın abiyle birlikte huzurlarınızdayız. İzmit Meclisi'ni, Büyükşehir Meclisi'ni konuştuk. Büyükşehir'de önemli bir gelişme daha oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri oldu. Süreç başladı diye paylaştı kendisi ama imzaların atıldığına dair duyumlarım var benim. Zaten bir haftadır ben sen de konuştun da ben hani öğrendiğim bilgileri anlatayım. Hem Balamir Bey'le hem Büyükşehir bürokrasisiyle diğer bürokratlarla hem Tahir Başkan'la sohbet ettim. Anlamaya çalıştım. Parça parça bütünleştirdiğim şeyi söylüyorum şimdi size. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bizzat aramış Tahir Büyükakın'ı. Ve Balamir Gündoğdu'yu istemiş. Şimdi hani argo kaçacak ama boru değil yani. İçişleri Bakanı istemiş yani.
Hani şöyle bir şey vardı, bende de vardı, yalan yok. Ya Batı'ya bakıyorsunuz, kıpkırmızıya boyanmış Ankara'dan berisi. Hani tüs Çorum'u nasıl kaçırdık modu var. Onun içinde Kocaeli böyle inci tanesi gibi duruyor AK Parti adına. Ve bir, iyi bir belediyecilik örneğinin verilmesi gerektiğini hepimiz söylüyoruz. Şimdi bu tablo içinde 5 yıllık bir tecrübesi olan genel sekreter gitmez diye düşünüyordum ben. Gitmemeli diye düşünüyordum. Belki gitmek ister de. Tamam. Çünkü şöyle bir şey hatırlıyorsun, seçimden önceki yerel seçimden önceki genel seçimden önce miydi? Valiler kararnamesi. Bir ara Balamir Bey'in adı geçti. Fakat o arada kendisi de ya hani bu konjonktürde benim gibi birinin vali olması doğru değil demişti. Haklıydı da. O da şuna o dedikodular o dönemki ya Balamir Bey vali olmak istiyor. Zaten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterlerine baktığınız zaman İlhan Bayram'ı kenarda tutarsak vali olmayan yok. Şimdi onları da sana anlatmanı rica edeceğim abi. Hem Balamir Bey hem onları ve Sefa Bey dönemi. Sen güzel bir yazı yazdın. Oradan yola çıkalım. Geçmiş bir yazından bahsediyorum. Hı-hı, onu tamam, evet. Okuyucuların ya ne zaman yazdı Sadun abi demesinler. Şimdi bu konjonktürde gitmez dedim. Bu nasıl gitti peki Balamir Bey diye. Hem Balamir Bey'e söyledim. Ya Sayın Bakan benim Ankara'da olmamı çok istedi dedi. Fakat ben onu şöyle okudum. Ya ben Ankara'da olmak çok istiyorum. Hani bakan da bana yakın bir isim, böyle şekillendi gibi algıladım. Sonra başka isimlerle de konuştum. Hayır, İçişleri Bakanı bir yakın çalışma arkadaşı olarak Balamir Gündoğdu'yu istiyor. Bak bunun altını çiziyorum. Evet, İçişleri Bakanı. Şöyle algılanabilir. Bana gelen bilgiler de öyle. Yani evet. Bakan müşavirliği eskiden müşavirlik pasif bir görevdi. Evet. Kenara koymak istediklerini müşavir yaparlardı. Otururdu adamcağız bir odada. Şimdi müşavirler aktif olarak kullanılıyor son dönemde. Ve benim öğrendiğim çok yakın bir çalışma arkadaşı olarak bakan müşavir sıfatıyla Balamir Gündoğdu İçişleri Bakanlığı'nda etkin bir rol oynayacak. Onu söyleyelim. Şöyle Şanlıurfa, üzerine Kocaeli, Ankara kökenli bir bürokrattan bahsediyoruz. Ankara'da olmak istiyor muydu Balamir Gündoğdu? İstiyordu. Bunu da yadsımıyoruz. Ama şahsen ben hani 5 yılda büyük tecrübe edilmiş, büyük katkı sağlamış Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne. Ankara'daki birçok işleminin daha pratik hallolmasında emeği olmuş bir bürokrattan bahsediyoruz. Kalsaydı ben mutlu olurdum. Sayın Gündoğdu adına mutluyum ama bizim adımıza mutsuzum. Bu ne kadar etkileyecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni? Şimdi bak şöyle bir avantajı var Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin. Tahir Büyükak'ın bu belediyeye danışman olarak girdi. Genel sekreter yardımcısı oldu. Gitti vali oldu. Bak ben şunu hani şaka gibi ya da ya abartıyor gibi gelebilir. Mesela gazetedeyim, bir haberle ilgili bir şey geliyor. İşte neydi bunun geçmişi falan diyorum. Bulamıyoruz. Açıyorum telefonu. Ya Sayın Valim. Bilecik'te vali. Vali Tahir Bey. Şimdi düşünün orada kendi gündemi olan bir bürokrattan bahsediyoruz. Başka bir kente odaklanmış. Ya şuradaki proje neydi diyorum. Ya 15 dakika veriler, rakamlar, sokak isimleri, caddeler takır 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 anlatan bir adamdan bahsediyorum ben. Ben de o notları alırdım. Aha bu işin aslı buymuş deyip meseleye öyle bakardım. Bunun için anlattım. Tahir Büyükak'ın bürokratik sürece kente çok hakim bir adam. Onun için genel sekreterin gitmiş olması handikap
Ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yönetilebilir, yönetilemez kılacak bir şey de değil. Bak bunu ikisini birbirinden ayıralım. Balamir Bey kalsa iyi olurdu. Ama İçişleri Bakanlığı'nın özel isteğiyle de gittiği için burada yaratacağı boşluk doldurulamaz değil. Nedeni de Tahir Büyükak'ın gibi bürokrasisine de hakim bir belediye başkanı oluşundan kaynaklı. Ha, peki kim gelecek? Tamam kardeşim, Tahir Büyükak'ın hakim de oraya. Yani genel sekreter siz mi olacak bu işler? Öyle olmaz tabii. Şimdi süreçle ilgili de mesele şu. Bir kere ya içeriden biri olur ya da dışarıdan ama biri. Ama nasıl olur? Şimdi mesela CHP'li bir belediye genel sekreter atasaydı onlar şöyle yapardı. Ben CHP'li bir belediye başkanı olsam Sadun Çetin'le genel sekreter olarak çalışmak istiyorum. Ben bunu bakanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na söylerim. Ya biz bu isimle çalışmak istiyoruz. Onlar Cumhurbaşkanlığı'nın makamına onay olarak sunulur. Ha, güvenlik testinden vesaireden geçer. Cumhurbaşkanı imzalar, genel sekreter olunur. Ama AK Partili bir Cumhur İttifakı'nın iktidarda olduğu bir belediyede genel sekreter ataması böyle olmaz. Nasıl olur? Onu söyleyeyim. Şimdi Tahir Büyükak'ın muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve muhtemelen yine telefonla konuşacak. Efendim biz genel sekreterimiz böyle böyle İçişleri Bakanlığı'na gitti. Sizin bir talimatınız var mı diyeceklerdir. Bir tercihiniz var mı diyeceklerdir. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan hayır sen kendin bul derse ben o zaman Tahir Büyükakı'nın çok yakinen tanıdığı dışarıdan ama yakinen Kocaeli'yi de bilen bir bürokratın geleceğini ya da bu meselenin ki ya da bundan sonraki ihtimali da, çok daha yüksek görüyorum %75 gibi içeriden Kocaeli'den çözüleceğini düşünüyorum. Ama buradaki temel şeye tekrar başa dönersek Cumhurbaşkanı ne diyecek? Anahtar cümle. Cumhurbaşkanının şeyi tutumu belirleyecek. Evet. Bendeki özet bilgi bu. Şimdi senden rica ediyorum bize şöyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sekreterlerini sen hepsiyle de bir şekilde Kadri Vezir olduğuna Murat Sirmen'le. Şimdi sen de belediyecilik yaptın Adem. Genel sekreterler, büyük şehirlerde genel sekreterler ikinci adamdır. Görünmezler ama bütün yük, bütün hamallık onların üzerindedir. Bürokrasi, teknokrasi, bütçe, dış ilişkiler, hukuk, ne ararsan hep onların üzerindedir. Yani onlar sağlam olunca, onlar emin adımlarla atınca başkan daha rahat hareket eder. Başkana bazen fren görevi görürler. Başkana bazen ufuk açarlar, yol açarlar. Başkanın işini kolaylaştırırlar, genel sekreterler. Nereden? Ben birlikte de çalıştığım için basın yayın müdürlüğü görevinde bulunduğum zaman eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sefa Sirmen döneminde hem Kadri Veziroğlu'na hem Murat Sirmen'le birlikte çalıştık. İkisi de farklı bir insandı. İkisi de genel sekreterlik yaptı. Kadri Veziroğlu Allah rahmet eylesin hukukçuydu. Hukuka bağlıydı. Ankara'da çevresi vardı. Geniş ilişkiler kurabilen bir yapısı vardı. Murat Sirmen ise daha çok iş bitirici, pratik, tam böyle belediyeci, kanun... Politik. Kanun, nizamdan çok iş nasıl bitirir, iş kanuna nasıl uydurulur bu şeyinde çalışıyordu. Ama belediyecilikte bu açmaz hep var değil mi? Var, yani dışarıdan bu anlaşılmaz ama size tanınmış yetki ve usuller ile sizden beklenen hizmet ve onu politik tarafıyla o hizmeti sağlamanız mümkün değildir ya.
Bunu işte buna oturtan adam inanılmaz bir iş evet, yapıyor. Evet, iyi bir genel sekreter oluyor. Başkanı başarılı kılıyor. Başkanın önünü açıyor, işini kolaylaştırıyor falan. Doğru, katılıyorum aynen. Büyükşehir'e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gelince, İbrahim Karaosmanoğlu dönemine gelince en fazla bende iz bırakanlar Münir Karaloğlu, şu anda İçişleri Bakan Yardımcısı ve İlhan Bayram, Samsun Büyükşehir Genel Sekreteri. Şimdi İlhan Bey de mesela İSU eski genel müdürlüğü, 10-11 sene falan İSU genel müdürlüğü yapmıştı. İSU patentliydi. Tecrübeli bürokrattı. İller Bankası'ndan falan gelmiş. Yani bürokrasinin ıcığını cıcığını bilen çok tecrübeli bir isimdi. Münir Karaloğlu ise iz bıraktı. İlk dönem 2004-2009 arası. Zaten bundan sonra 2009'da vali oldu. Buradan vali vali olup ayrıldı. O da inisiyatif kullanan, bazen İbrahim Karaosmanoğlu'nun önüne geçen, disipliniyle, otoritesiyle, karar vericiliğiyle iz bırakmış. Zaman zaman da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adaylığı dahi konuşulan ve Bursa'da, Balıkesir'de, Diyarbakır'da, Antalya'da, Van'da çok başarılı valilikler yapan, şu anda da İçişleri Bakan Yardımcısı. Yani şimdi Balamir Bey müşavir olarak bir hemşerimiz orada görev yapacak. Bir de bakan yardımcısı Münir Bey İçişleri Bakanlığı'nda görev yapacak. İzmitlerin epey gideceği adres var yani. Evet, gerçekten öyle. Şimdi Münir Bey'den sonra işte Tahir Bey dönemi başladı. Daha doğrusu İbrahim Karaosmanoğlu'ndan sonra Tahir Büyükak'ın dönemi başlayınca şeye gelmek istiyorum. Öznemizde yani Balamir Gündoğdu'ya. Balamir Gündoğdu hepimizin bildiği gibi Ankara'dan geldi. Ya bu kimdi, şehri tanır mı, ne yapar, ne eder falan diye böyle bir ön yargıyla baktık. Ama kısa zamanda kendini benimsetti, takdir etti. Çok tecrübeli bir bürokrat, çok tecrübeli. Allah söyletiyor herhalde, vali dinliyorsa. Evet, zaman zaman Balamir Bey'in de adı hep vali olacak diye zaman zaman adı çok geçti. Bize de dilimize oradan yapıştı demek ki. İnşallah da olur istiyorsa. Konuyu dağıttım, evet, kusura bakma abi. Hayır. Şimdi Balamir Bey nerede iz bıraktı? Nerede kendini hissettirdi? Gebze Darıca Metrosu'nun bakanlığa devredilmesinde yani 2-3 yıl uğraşılacak bir meseleyi 2-3 ayda çözdü. Yine Büyükşehir'in bir iki tane işini bir iki ayda çözdü. Yani Ankara'nın bürokrasi koridorlarında çabuk mesafe alan, Büyükşehir'in önünü açan, işlerini açan bir üst düzey bürokrat olarak, tecrübeli bürokrat olarak iz bıraktı. Bu tabii Tahir Büyükak'ın da işlerini kolaylaştırdı. Sonuçta Tahir Büyükak'ın güvendiği, adeta sağ kolu gibi baktığı bir isim oldu. Ben şahsen kendisini geldiği günden bu yana tanıdım. Kentimize olumlu hizmetler verdiğini, büyük emekler sarf ettiğini, kendi bugüne kadar gerçekten hakkında hiçbir dedikodu çıkmadı, hiçbir şaya çıkmadı. Bu kadar çok encüman başkanlığı yapıp ihaleler verilmesi. Bak, bu çok önemli bir bilgi. Gerçekten 5 kuruşluk çok büyük ihaleler yapıldı. Hiç haklarında ne Tahir Büyükak'ın ne de Balamir Bey'in 5 kuruşluk bir şey şaibe çıkmadı. Yani bu yılki bütçesi 35 milyar diyelim şeyin, Kocaeli Büyükşehir'i yaklaşık 5 yılda belki 70-80 belki 100 milyarlık bir portföyü, bütçeyi yönettiler ama gerçekten 5 kuruşluk bir şaibe algısı yaratacak dahi bir şey oluşmadı. Kesinlikle. Burada fazla kentle haşır neşir olmadı. Kendini soyutladı ailesiyle. Yani onunla gezdi, bununla gezdi, onunla dolaştı. Dedikodusu çıkmasın diye bunu ben özel bilgi olarak bildiğim için paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Yani özel hayatına da özen gösteren bir yaşam tarzı profil çizdi Balamir Gündoğdu'ya. Sonuç itibariyle başarılıydı. Çok emek verdi diyorum. Kentim adına teşekkür ediyorum Balamir Bey'e. Yeni görevimde başarılar diliyorum. Şimdi
Ya biz aslında genel sekreterler anlamında şanslı bir kentiz. Şu kadarını söyleyeyim. Ben rahmetli Kadri Veziroğlu'yu da tanırdım. Tabii hem belediyecilik dönemimizden hem de daha sonra ben Aydın'dayken çok sık geldi gitti sağ olsun. O dönemde büyük desteklerini gördüm. Allah rahmet eylesin. Kadri abi çok özel bir isimdi. Evet. Murat Sirmen bana çok daha politik gelmiştir ki öyleydi. Ama Münir Bey'le yıldızımız çok barışmadı benim gazeteciliğimle. Hmm. Ama Münir Bey dominant bir genel sekreterdi. Ha bu sadece ondan kaynaklanmıyordu. Aynı zamanda bu İbrahim Karaosmanoğlu'nun da bir tercihiydi. İbrahim Karaosmanoğlu da eli maşalı bir genel sekreter istiyordu. İstiyordu. Böyle oldu. Ersin Yazıcı'da ise İbrahim Karaosmanoğlu kendisi daha önde olmak istedi. Ersin Yazıcı biraz daha geride kalan bir isim. Aslında başarılı bir bürokrattı Ersin Yazıcı. Ama ki zaten vali olup gitti ayrı konu. Ama ben mesela hiç tanışmadım Ersin Yazıcı'yla. Çünkü o İbrahim Karaosmanoğlu'nun bir tercihiydi yine. Tahir Büyükakın'ın genel sekreterliği de bir Karaosmanoğlu tercihiydi. İkisinin sentezi gibiydi. Güçlü ama gerektiğinde geride durmayı bilen bir genel sekreterdi Tahir Büyükakın. İlhan Bayram biraz kaotik bir dönemde geldi. İbrahim Karaosmanoğlu'nun tekrar seçilmeye çalıştığı bir dönemde daha popülist bazı uygulamaların içinde olmak durumunda kaldı. Ha, günün koşulları içinde evet anlaşılabilir. Metro yapmaya çalışmak, tramvayı uzatmak vesaire gibi. Ha bugün o çalışmalarda verim de veriyor. Onu da söyleyelim yani. Neyse İlhan Bayram onlar için de vali olamamış. Hatta vekil olmak istedi. O da olmadı ama onlardan sonra Balamir Bey yine Tahir Büyükakın'ın genel sekreterliğine benzetiyorum ben. Yani lazım olduğunda dominant, olmadığı takdirde geri planda kalmayı bilen bir genel sekreter profili çizdi. İyi de bir genel sekreterdi. Evet, biz iyi. Hani meseleleri gazeteciler daha yakın bildiğimiz için Tahir Büyükakın'ın işlerini de kolaylaştırdığını söylemek mümkün. Ama kendisi de çok istedi. Bakan Bey de çok istemiş. Bu koşullarda baktığınız zaman Ankara'ya gitmesinde normal olağan karşılıyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yeni gelecek isim konusunda ben maceraya gerek olmadığını, bu kentten olması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Evet. Yani olursa kim var? Hasan çünkü, Aydınlık. Gökmen yani mevcut Mengüç, tabii yani mevcut genel sekreter yardımcıları var. Potansiyel aday. Potansiyel adaydır. İSÜ Genel Müdürü var. Sadece onlar değil belki kenti tanıyan bilen dışarıdan önemli görevlerde bulunmuş isimler de çıkabilir. Öyle de olabilir. Bunları da göreceğiz bakalım. Çok sürmeyecektir diye düşünüyorum bu sürecin. Yani konuşacağımız ulaşımla ilgili şeyler vardı. Yüksek hızlı tren hattının Sivas'a gidecek seferlerin İzmit'te durması, ulaşıma yapılması düşünülen zam gibi ama konuşuruz haftaya da. Bu hafta Kocaeli Spor yani istemediğimiz bir noktaya gidiyor. Onun da ilk kongresi 28 Nisan'da ama asıl 9 Haziran'da olacak. Yani onu da söyleyelim. Orada da yine Recep Durul'la Ulaş Yıldız arasında karar vermek durumunda kalacağız ama süremizi bitirdik değil mi arkadaşlar? Bunları hep biraz öteleyelim, haftaya bırakalım. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.